Evet, bir son dakika gelişmesi sesli olarak da dile getirelim. Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Atakaş Hatayspor karşısında Saray Yedek Kulübesi'nde Zaha maç kadrosunda yer almıyor. Zaha'nın transfer görüşmeleri sebebiyle maç kadrosunda yer almadığına dair haberler de paylaşılmıştı bugün. Kalede Muslera'yla başlıyor Galatasaray Atakaş Hatayspor karşısında. Savunmada sağ bekte Dubois, stoper ikilisinde Davinson Sanchez Abdülkerim, sol bekte Kön. Ön libero ikilisi Kerem Torreira, sağda Ziyech, solda Barış Alper, santrfor arkasında Mertens ve ileride Icardi 11 ile sahada olacak bugün Galatasaray Atakaş Hatayspor karşısında. Bir kez daha tekrarlayalım. Yeni transfer Sara yedek kulübesinde mücadeleye başlıyor ve Wilfried Zaha da maç kadrosunda yer almıyor. Özellikle Zaha ile ilgili Crystal Palace'ın ciddi bir teklifinin olduğuna dair de haberler var. Menajeri de İngiltere'de görüşmeler gerçekleştirdiğine dair haberler var. Her an Zaha ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir Galatasaray'da diyelim. Evet, Galatasaray'ın bugün sahada olacağı 11'i bir kez daha paylaşalım sizinle. Kalede Muslera ile başlıyor Sarı Kırmızılılar evinde oynayacağı mücadeleye. Savunma hattında Dubois, Sanchez, Abdülkerim, Kön dörtlüsü. Ön libero'da Kerem, Torreira ikilisi. Sağ açıkta Ziyech, sol açıkta Barış Alper Yılmaz. Santfor arkasında 10 numara mevkiinde Mertens ve ileride Icardi 11 ile sahada olacak bugün Galatasaray Atakaş Hatayspor karşısında. Şimdi birlikte hemen Rams Park'a gidelim. Ekip arkadaşımız Emre Kaplan bizi bekliyor. Emre, sıcak gelişmeler yaşanıyor aslında Galatasaray'da. Hem Süper Lig'de başlangıç maçı, açılış maçı Süper Lig'in Atakaş Hatayspor Galatasaray mücadelesi. Hem de Galatasaray'da yaşanan gelişmeler, Eray Yazgan'ın Galatasaray Yönetim Kurulu üyesinin bir açıklamaları da oldu. Nasıl özetlersin Emre? Aslında tabii kadronun belli olması, ilk 11'in açıklanmasıyla birlikte Galatasaray'da şu an en çok merak konusu olan olayların başında Wilfried Zaha'nın akıbeti geliyor ki aslında öğle saatlerinde biz bugün maç için verdiğimiz hiçbir muhtemel 11'de kendisine yer vermemiştik. Çünkü Zaha'nın kadroda olmayacağı aslında öğle saatleri itibariyle belliydi. Bunun da en önemli sebebi devam eden ve artık sonlanmaya yaklaşmış olan transfer görüşmeleri. Wilfried Zaha Premier Lig'den bir takıma kiralanmak üzere, yani kiralandı demememiz için artık sadece sıcak imzaların, ıslak imzaların atılması gerekiyor ve o boyuta gelmiş bir transfer görüşmesi var. Wilfried Zaha ile Galatasaray'ın yolları ayrılıyor. Bugün kadroda olmamasının en önemli sebebi bu. Takım ismini de kısa bir süre içerisinde telaffuz edeceğimizi düşünüyorum. İngiltere'de kiralık olarak bir takımla anlaşmaya varmak üzere, imzalar atılmak üzere. Wilfried Zaha konusundaki bu sıcak gelişmeyi paylaşalım. Kadrodaki değişikliğin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Gün boyunca aslında Kaan'ın da sakatlığından bahsetmiştik. Ağrıları olduğunu ifade etmiştik. Burada Barış Alper acaba sağ bekte oynar mı düşüncesi vardı ama Wilfried Zaha'nın bugün olmayacağı ortada olduğu için tabii ki bu alternatife çok fazla yer vermedik. Gün boyu haberlerimizde Kaan'ın ağrıları nedeniyle Leo Dubois sağ bekte bugün karşılaşmaya başlıyor. Barış Alper sol açıkta. Mertens, Hakim Ziyech zaten hücum üçlüsü Galatasaray'ın. Onların önünde Mauro Icardi var. Gabriel Sara İlk 11'de olabilir ve taktik antrenmanlarda ilk 11'de denendi şeklinde bazı haberler paylaşmıştık ama burada da son anda bir değişiklik yaptı Okan Hoca. Kerem Demirbay'ı bugün ilk 11'de başlatıyor. Lucas Torreira ile birlikte Kerem bugün Galatasaray'ın orta sahasındaki ikiliden biri olacak. Davinson Sanchez yeniden dönüyor artık Kolombiya milli takımıyla. Copa Amerika'da finale kadar yürümüştü. Süper Kupa öncesinde takımla çok fazla zaman geçirmediği için Davinson Sanchez'i ilk 11'de değerlendirmedi. Hatta çok fazla da süre almasına müsaade etmemişti Okan Hoca. Bugün itibariyle artık yeniden ilk 11'e döndüğünü ifade edebiliriz. Galatasaray için zor bir hafta sonu, zor bir haftaydı aslında, hafta sonu demeyelim. Zor bir haftaydı. Süper Kupa'da alınan mağlubiyet sonrasında hem yönetim tarafında hem teknik heyet tarafında hem oyuncularla ilgili çok fazla olumsuz eleştiri, çok fazla olumsuz
konuşma gerçekleşti. Hafta içerisinde Okan Buruk ve Fernando Muslera yaptıkları açıklamalarla tabii ki camiayı ayakta tutabilmek, takım içerisinden bazı mesajlar verebilmek için kameralar önündeydi. Artık son hazırlıklar saha içinde gerçekleşecek. Takımlar buraya geldiler sezon açılışı için. Yaklaşık 20 dakika içerisinde de ısınma hareketleri için sahada olacaklar. İki teknik adamın verdiği talimatlar tabii ki oyuncuların kulaklarında. Bunu gerçekleştirebilmek, hayata dökebilmek için de sahada son hazırlıklarını tamamlayacaklar. Biz de karşılaşma öncesi, esnası, sonrası, yanı sıra yine Wilfried Zaha konusu şu anda çok sıcak. Bununla ilgili de kısa süre içerisinde belki sıcak bir haber paylaşabiliriz Wilfried Zaha'nın adresiyle ilgili. Bunların tamamını aktarmak üzere yine karşınızda olacağız diyelim. Eğer sorun yoksa sözü tekrar sana bırakalım Ceyda.